Of Banu. Bu çarpışmalara bir son mu versek? Ben memnunum. Şirin'in babasının dosyasını inceliyordum. İş yerini buldum. Levent'te bir plaza. Plaza çalışan diyorsun. Bu da uzun çalışma saatleri demek oluyor. Kim bilir kaçta geliyor eve. Çocuk için hiç iyi bir şey değil bu. Özlüyordur babasını. Dilara'dan biliyorum. Dilara? Yeğenim. Aa, yeğenin mi var? Nasıl aranız, iyi mi bari? Vallahi onu Dilara'ya soracaksın. Sen dayıların en güzelisin diyor. Oo, dayılık müessesesinde iddialısın. Yani. Kendimi övmeyeyim şimdi. Hazır mısın dedektifçiliğe? Hayır. Hem de hiç hazır değilim. Kardeşim siz bir ön ödemeyi yapın da ödev kolay. Hadi IBAN'ı yolluyorum. Kahvede getireyim mi Ege Bey? Süper olur vallahi ya. Getiriyorum şimdi. Sağ ol. Fırat Bey bu işi ikimize verdi, hatırlatırım. Sevgilinle sonra mesajlaşırsın. Sevgilimle mesajlaşmıyorum, ek iş yapıyorum. Şimdi bu ek işin arkasından acıklı bir yoksulluk hikayesi gelecek ve benim de buna anlayış göstermem gerekecek, öyle mi? Sen niye böylesin ya? Nasılım ya? İtici. Sen hep böyle miydin yoksa sonradan mı böyle oldun? Öğle yemeğinden sonra gideriz o zaman. Ne dersin? Olur, bana uyar. Nereye? Ömür Korkmaz'ı takibe. Tamam, süper. Hadi gidelim. Dört kişi çok kalabalık olmaz mıyız? Dikkat çekeriz hem. Bence iki ekip ayrılalım daha iyi olur. Ne dersiniz? Ha, anladım. Siz ikiniz ekip olup bizi yenmek istiyorsunuz. Ay yok canım, ne alakası var? İş bölümü yapalım. Tamam da beni bu buzlar kraliçesiyle yalnız mı bırakacaksınız? İnan bana, ben de meraklı değilim sana. Anlaştık o zaman. Biz Ömür Korkmaz'ı takip ediyoruz. Siz de onu tanıyanlardan bilgi alıyorsunuz ha. Anlaştık mı Hale Hanım? Ya ne yapıyoruz biz burada? Manyak. Kahveler geldi. Teşekkür ederiz. Eline sağlık olsun. Alo. Hafta sonu etkinliğinden haberim var hocam. Dilara da prova yapıyor. Annesi daha dönmedi biliyorsunuz. Biz anneannesiyle katılacağız. Tamam. Görüşürüz hocam. Çok özel değilse bir şey sorabilir miyim? Tabii. Dilara sizinle mi kalıyor? Evet. Ablam sağ olsun epeydir ortalıkta olmadığı için biz bakıyoruz. Baba desen baştan beri yok zaten. Ya bakmak mesele değil. Dilara'ya canımız feda. Ben onun için üzülüyorum. Bir anne çocuğunu hiç aramaz mı ya? Çok üzüldüm. Özlüyordur annesini. Hem de nasıl? Her gün yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Annen sen okuldayken arada diyoruz. Da yani bir yere kadar. Zavallım dün isyan etti. Pardon ya, senin kafanı şişirdim. Kusura bakma. Olur mu öyle şey? Sakın öyle düşünme. Aslında bir hediye alsanız, annesi almış gibi. Belki biraz özlemi diner, hem sevinir de. Yine yalan söyleyelim diyorsun yani. Yok, tam öyle demiyorum tabii de. Babam da bizi terk etmişti.
akşam uyumadan önce Allah'ım ne olur sabah uyandığımda babam dönmüş olsun diye dua ederdim. Her gece ama istisnasız. Şimdi düşününce birilerinin bu babandan geldi diye yalan söylemesi iyi olurmuş gibi geldi. Tabii sonra geldi ama. Yemeğe mi? Hayır Bahar, gidiyorum. Artık üç kişisiniz. Nasıl yani, istifa mı ettin? Evet, istifa ettim. Çünkü ben bu ön yargıya gelemiyorum. Tahsin Tayman'a muhbirlik yaptığımı düşünüyorlar. Ben gerçekten üzüldüm. Üzülme ya. Boş ver. Ya ne alakası var? Niye böyle bir şey yapsın ki? Tahsin Tayman, Hale'nin üvey babası. Sen biliyor muydun Tahsin Tayman'ın kızı olduğunu? Evet, biliyordum. Ama söylememi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmedim. Yani abim de TT Holding'de çalışıyor. Davayı gördüğümde olayı merak et. Abim orada çalışıyor diye bakmadım mesela. Sence yapmışımdır? Yani en iyi tanıyan sensin sonuçta. Hale pek çok şey yapabilir ama böyle bir şeyi hiç sanmıyorum. Oh be, kendime geldim. Buzlar Kraliçesi yok mu? Dur tahmin edeyim. İçeride puanları topluyor değil mi? Hale istifa etti. Ne? Şaka. Yok değil. Doğan Bey TT Holding davasında birilerinin ofisten bilgi sızdırdığını düşünüyormuş. Davaya tanıklık edecek neydi adı? Eşref Güner diye biri. İşte güya Hale bu ismi Tahsin Tayman'a iletmiş. Adam da tanıklık etmekten vazgeçmiş. Eşref Güner. Eşref Güner. Nereden tanıyorum bu ismi ya? Eşref Güner diye bir isme ulaşılmış. Önemliymiş, onun için aramıştım. Elbette. Keşke daha önce size ulaşabilseydim. Ama hala geç sayılmaz. Oğlum Ege, saçmalama. Söyle gitsin. Adi bir dövüş değil bu. İzmirli adama yakışmaz.